Dinin aslında mekası dediğiniye dediğimiz dinin 5 ana maksadı vardır, hikmeti vardır. Birincisi aklın korunması. Çünkü insanın mükellefiyeti akıllanır. İnsan mükellef olması için akıl olması lazım. İnsan da mükellef bir varlıktır. Bu mükellefiyete halel verecek şekilde aklının ifsad edilmesi, aklının bozulması, aklının gitmesini din istemiyor. Onun için de akla zarar verecek her şeyden kaçınılıyor. Bu bakımdan insanı sarhoş edecek şeyler yasaklanmış. Yani okuduğunu, gördüğünü, konuştuğunu farkında olmayacak şekilde ister başka türlü vesilelerle insan aklı önemli. Çünkü insan mükellefiyeti akılla ilgili. İkincisi canın korunması. Böyle hani bombaları at, herkesi öldür, öyle bir şey yok yani. Can korunacaktır, can azizdir. Allah'ın yarattığı her varlık azizdir. İnsan da azizdir, diğer canlı varlıkları da. Yine ilahi hukuk, ilahi hudut içerisinde cennet kastedildi. Keyfi olarak bir hayvanı da öldüremezsiniz, bir dalda kıramazsınız yani. Can azizdir. Onun içinde İslam hukukunda ne var? Kısas var. Ve Allah Teala veleküm fil kısası hayat diyor. Kısas da sizin için hayat vardır. Evet. Kısas da sizin için hayat vardır. Evet. Çünkü kısas olmasa hayat daha ucuzluyor. Kısas olunca hayatın kıymeti öne çıkıyor. Herkes sana diyor. Eğer ben öldü kısas tatbik edilirse, yani ben öldürürsem benim de hayatım gidecek şuuru insanlara daha dikkatli olmaya. Ama sokakta şimdi mısır patlatır gibi patlatıyorlar ve birçok insan her gün okuyorsunuz işte aile cinayetlerini, iş hayatındaki cinayetleri böyle patır patır insan öldürülüyor yani. Onun için İslam kısas demiş. Kısasta da sizin için hayat vardır buyuruyor. Ayet-i Kerime. Üçüncüsü mal güvenliğidir. Onun için de hırsızlığı İslam yasaklamış. Ve dördüncüsü nesil, nesli korumaktır dinin hedefi. Yani aklı korumak, canı korumak, malı korumak ve nesli korumak ve en önemlisi de dinin kendisinin korunması.